Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elektrik konusunun ilk kısmına bakacağız. Dilerseniz önce bir takvimimize göz atalım. Neler görecekmişiz? Ekim ayında, Ekim ayında ayın 5'inde elektrik devrelerini görüyoruz bugün ve sonrasında da arkadaşlar 27'sinde elektrik devrelerinin ikinci kısmını göreceğiz. Sizlerden ricam birazdan yapacağım ödevlendirmeyi lütfen ayın 27'sine kadar bitirmiş olun. Dilerseniz hızlı bir şekilde içeriğimize bir göz atalım. Sonrasında da ödevlendirmemizi yapalım. Neler görecekmişiz bugün? Elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişkiyi görecekmişiz. Sonrasında da dirençlerin bağlanma şekillerine bakacağız. İşte seri bağlanma nedir, paralel bağlanma nedir? İlk kısımda da daha çok böyle devre elemanları tanıma gibi bir kısmımız olacak. Öncelikle konu anlatımlı soru bankamızdan elektrik devrelerinin ilk kısmına bir bakalım. Sayfa nereden başlıyormuş? 20. sayfadan başlıyor. Ta üreticilerin bağlanmasına kadar yani 32. sayfaya kadar bir konu anlatımlı kısmımız olacak. Şuradan başlıyor. Burada elektrik devrelerinde kullanılan araç gereçlerin şematik gösterimde nasıl gösterildiğine dair bilgiler. Sonrasında seri bağlama nedir? Paralel bağlama nedir? Bunlarla hakkında kısa bir bilgi. Ohm kanunu ile alakalı kısa bir bilgiden sonra e, örnek sorularımız mevcut. Tabi örnek sorularını yapamazsan ne yapacaksın? Hemen taht yanında. Kare kodu okutuyorsun cep telefonundan. Oradan videolu çözüme ulaşıyorsun. Devam ediyoruz. Ta ki üreteçlerin bağlanma şekillerine kadar. O da nerede başlıyor? Sayfa 32'de başlıyor. Yani 31. sayfadaki şu soruya kadar arkadaşlar. Ayın 26'sına kadar lütfen çözmüş olunuz. Hemen hız kesmeden konumuza başlıyoruz. İlk başta arkadaşlar devre elemanlarını göreceğiz. Devre elemanlarının şematik gösterimlerini göreceğiz. İlk devre elemanımız da voltmetre. Demiş ki şekildeki basit elektrik devresinde anahtar açıkken devrede elektrik akımı oluşmaz. Anahtar kapatıldığında üreticinin uçları arasındaki potansiyel farkı potansiyel farkı ne sağlıyor bize? Devrede akım oluşturuyor. Elektrik akımı oluşturuyor ve lambamız ışık veriyor. Elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarayan devre elemanına da sağ tarafta gördüğümüz üzere voltmetre diyoruz arkadaşlar. Voltmetre. Voltmetre ile alakalı iki tane de önemli bilgimiz yer alıyor. Birazdan bu önemli bilgiler hakkında daha detaylı bilgileri vereceğim tabi. Öncesinde neler söylemiş? Uçları arasındaki potansiyel farkı ölçülmek istenen devre elemanına paralel bağlanmalıdır diyelim paralel bağlanmayı birazdan göreceğiz. Sonrasında da ne demiş? Çok büyük olduğundan, ne çok büyük olduğundan iç direnci çok büyük olduğundan arkadaşlar. Hatta öyle ki sonsuz sayılır bunun iç direnci. Çok büyük olduğundan devreye seri olarak bağlandığında devrenin de direnci artacağından devrede ihmal edilebilecek düzeyde çok küçük bir akım geçer. Yani mini minnacık 0.00 bilmem kaç. Dolayısıyla biz bunu ihmal ediyoruz. Seri bağlandığı devre elemanını ve eğer o kol üzerinde başka devre elemanları da varsa onların da arkadaşlar üzerlerinden akım geçmesini engelliyor ve devrenin o kolunun çalışmasına engel oluyor diyoruz voltmetre için. Çünkü neydi? İç direnci aşırı büyük. Ve arkadaşlar, şekildeki gibi şematik devrede gösterimi bir yuvarlak içerisinde V harfi şeklinde olacak. Bir de burada bir dikkat bunları bil var. Hemen bakalım. Nasıl bağlıyormuşuz? Seri bağlamayı, paralel bağlamayı burada göreceğiz. Arkadaşlar doğru bağlama sol taraftaki gibi devrede voltmetreyi eğer potansiyel farkını merak ettiğim devre elemanına iki uçtan bağlarsam bu doğru bağlama oluyor ve iki uç ortak olduğu için de bu tip bağlamaya biz paralel bağlama diyoruz. Seri bağlama ise yanlış bağlamamız oluyor. Burada tek nokta ortak olduğunda seri bağlama şeklinde geçiyor. Ve seri bağlamada iç direnç o kolla çok büyük olduğundan akım geçmesini engelliyor. Ve lambanın ışık vermesine engel oluyor diyoruz. Bir bilgimiz daha var arkadaşlar. Pillerle alakalı bir devrede birim yükün devreyi dolaşması için dilin harcadığı enerjiye elektromotor kuvvet yani EMK denir. Şurada yazmış olduğumuz V'ler, şuradaki V'ler arkadaşlar elektromotor kuvvetini temsil ediyor. Volt cinsinden bir şeylerin olması lazım yani volt olacak karşımızda. Hız kesmeden devam ettik. Ampermetre diğer devre elemanımız. Ampermetre neymiş? Elektrik devresinde bir iletkenin üzerinden geçen akım şiddetini ölçmeye yarar. Akım şiddeti dedim. Akım şiddetini ölçmeye yarayan devre elemanına amper metre diyoruz. Bunun da genel hali sol taraftaki gibi bir ibresi var. Bu ibre işte sağdan sola doğru ya da şöyle dairesel bir hareket ederek ne kadar akım geçtiğini bize söylüyor. Üzerinden geçen akım şiddetinin ölçüleceği devre elemanına bu da arkadaşlar seri olarak bağlanmak durumunda. Az önceki voltmetremiz paralel bağlanıyordu. Bu ise seri bağlanıyor. Yani tek bir noktadan ortak olması lazım. İç direnci çok küçük olduğundan bu sefer bu da onun da tersi çok küçük olduğundan devre elemanına seri bağlandığında devrenin direncini hiç değiştirmediği kabul edilir. O kadar küçük ki arkadaşlar düz kablo gibi davranıyor ve biz kabloların direncini 10. sınıf konular arasında ihmal edeceğiz. Şematik gösterimi de yine voltmetreye benzer ancak ne var burada? Voltmetredeki gibi bir yuvarlak var ancak içerisinde A harfi olacak V harfi değil. V harfi olursa voltmetre, A harfi olursa ampermetre şeklinde kullanıyoruz şematik gösterimlerde. Kocaman bir bunları bil. Bunları çok iyi bilmemiz lazım o halde arkadaşlar. Baksanıza sayfanın yarısı bunları bilden oluşuyor. Hemen bakalım neymiş bu bilmemiz gereken şey. Aha ampermetrenin devreye nasıl bağlanılacağını çok iyi bir şekilde bilmem gerekiyormuş sevgili gençler. Ampermetre eğer ki tek noktadan bağlanırsa şurada olduğu gibi bu seri bağlama olurdu ve doğru bağlamamızın bir örneğidir. Eğer ki ben iki uçtan bağlarsam neydi bunun iç direnci çok küçüktü ve biliyoruz ki biz akım daima en dirensiz yolu tercih eder. Bundan dolayı burada bu ampermetre buradaki lambanın yanmasını engelleyecek. Hemen bununla alakalı bilgimize bir göz atalım. Demiş ki akım daima en dirensiz yoldan geçtiği için eğer ampermetre devreye paralel bağlanırsa bağlandığı devre elemanından akım geçmeyeceğinden devre elemanı çalışmaz. Bu duruma da kısa devre diyoruz arkadaşlar. Kısa devre. Yani aslında yolumuz uzun ama akım olarak en düşük dirençli yoludan gideceğimiz için ampermetre üzerinden geçeceğimiz için devre elemanı çalışmıyor. Aman maazallah eğer yanlışlıkla biz bir ampermetreyi devre elemanına paralel olarak bağlarsak şarteller atar arkadaşlar. Çok yüksek akım çeker ve devrenin çalışmasını engeller ve bir daha o ampermetreyi kullanamayız. Çünkü iç direnci küçücük olduğu için üzerinden yüksek akım geçince ampermetre puf yanıyor. Hemen bununla alakalı bir soru. Voltmetre ve ampermetre ile alakalı. Demiş ki şekildeki devrede S anahtarı kapatıldığında kaç tane lamba ışık verir? O zaman neye bakacağım? Voltmetrenin paralel olduğu kolları çalıştıracağız. Bir de ampermetrenin seri olduğu kolları çalıştıracağız. Diğerleri çalışmayacak. Akım buradan çıktı. Buradan 1, 2, 3 parçaya ayrılıyor. En üst kolda arkadaşlar voltmetre var. Voltmetreyi biz paralel bağlamamız gerekiyordu ama seri bağlamışız. Seri bağlanınca bu koldan akım geçmesini engelledi. Geldim bir alt kola. Akım burada da iki parçaya ayrılıyor. Biz sola bir de aşağı doğru. Voltmetre paralel olarak bağlanmış. Paralel bağlama doğru bağlamaydı. Dolayısıyla bu ampulümüz ışık verecektir. Son olarak aşağı döndüm burada. Aşağı döndüm ve hoppa ampermetre paralel bağlanmış. Ne diyorduk? Seri bağlanırsa üzerinden geçen akım ölçüyordu. Paralel bağlanırsa kısa devre yapıyordu. Bunun da yanmasını engelledi. En son buradan ortadan ve üstten gelemiyor gerçi üstten. Buradan gelir buradan da gelir. Buradan ampermetre üzerinden gelir. İki kısımdan gelen akım S anahtarı üzerinden geçerek bu ampulün de ışık vermesini sağlayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla toplamda kaç tane lambamız ışık verdi diye soracak olursanız ...iki tane lambamız ışık verdi. Onlardan bir tanesi bu. Diğeri de en alttaki pilin hemen yanındaki. 2 tanesi de ışık vermedi diyoruz. Ve hız kaybetmeden devam ediyoruz. Ohm kanunu ne der? Hani demiştik ya dersin başında akım potansiyel farkı ve direnç arasındaki ilişki diye klasik bir devre şeması karşımızda arkadaşlar. Bir voltmetre, bir ampermetre, bir güç kaynağı bir de açıp kapamaya yarayan şurada anahtarımız var. Bir de direncimiz var tabii ki. Direncin üzerinden geçen akımı ve direncin uçları arasındaki şu uçları arasındaki potansiyel farkı ölçen bir voltmetremiz var. Ne demiş Alman fizikçi George Simon Ohm? Sabit sıcaklıkta bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkının bu iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir ve bu oran iletkenin direncine eşittir. Yani diyor ki şu voltmetrede okuduğun değere bak bir de ampermetrede okuduğun değere bak bunları birbirine oranla yani birbirine böl diyor arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Karşımıza ne çıkacakmış arkadaşlar? Bir potansiyel fark akım şiddeti grafiği var. Potansiyel fark akım şiddeti grafiklerinde bizim neye bakmamız lazımmış? Eğime dikkat diyor. Eğime bakacağız. Eğim neydi? Şuraya alfa açısı dersem alfa açısının karşısında gördüğü yer bölü komşusunda gördüğü yer. Eğim o halde arkadaşlar ne çıktı? Karşıdaki eksenimiz potansiyel fark ekseni. Yani şunun paraleli olduğu için karşıda potansiyel fark var. Komşuda ne var? Hemen ona da bakalım. Komşusunda ise arkadaşlar akım şiddeti var. Yatay eksen şu kısımda akım şiddeti. O halde ben bir grafikte Potansiyel fark akım şiddeti grafiğinde eğime bakarsam o iletkenin nesini bulacakmışım? George Simon Ohm'un dediğine göre direncini bulacakmışım. SI birim sisteminde potansiyel farkın birimi neydi? Volt. Akım şiddetinin birimi de amper. O halde volt bölü amper dersek arkadaşlar iletkenin direncinin birimi ohm çıkıyor. George Simon Ohm'un soyadı olan O H M harfleri ve omega sembolü ile gösteriliyor. Ohm için şunu yazabilirim. Volt Bölü amper şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Volt bölü amper ohm'u veriyormuş. Bir başka de işte şöyle diyor yani R eşittir V bölü I. Pilimizin veya o kolun işte e, potansiyel farkı ve o direnç üzerinden geçen akımın oranı, o iletkenin direncini veriyormuş bizlere. Hemen hız kaybetmeden devam ediyoruz. Görselde arkadaşlar piller var. Çeşitli piller işte oyuncakların içerisinde seri paralel olarak bağlanabilecek pillerimiz var veya cep telefonlarımız içerisinde kullandığımız pillerimiz var. Laptoplarda kullanılan piller var. E bu pilleri niye vermişiz ya? Bir bakalım niye vermişiz bu pilleri biz ya? Ha ne diyor? Günlük hayatta kullanmakta olduğumuz cep telefonu, laptop, tablet, bilgisayar gibi cihazlar uzun süre çalıştıklarında bataryalarının ısındığını görürüz. Bu ısınmanın sebebi üreteçlerin iç direncinin olmasıdır. Yani bunların içerisinde de bir direnç var arkadaşlar. Öyle doğrudan V gerilimini bize vermiyormuş normalde. Ama şöyle bir e, sürprizim var sizlere. 10. sınıf konuları arasında pillerin potansiyel farkları alınacak sadece arkadaşlar. İç dirençleri önemsiz. 11. sınıfta eğer sayısalı seçecek olursanız orada girecek konuların içerisinde. ama şimdilik 10. sınıf konuları arasında olduğumuz için herhangi bir şekilde pillerin direncini göz önüne almıyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Demiş ki sorumuz şekildeki elektrik devresinde iç direnci önemsiz 24 voltluk üreteçten çekilen akım 6 amper ise R direnci kaç ohmdur? Ne diyordu George Simon ohm? R eşittir V bölü I ohm kanunu. R'yi sordu bize. Pilimizin gerilimi aynı zamanda üreticimizin gerilimi yani direncimizin gerilimine eşit 24 volt şeklinde ve üreteçten çekilen akım aynı şekilde direncin üzerinden dolanarak geliyor. Yani 6 amper. O halde 24'ü e 6'ya bölersem 4 ohm çıkar iletkenimizin direnci arkadaşlar. Basit bir soruyla başladık. Ohm kanunu uygulayabildiğimiz R eşittir V bölü I'yi direkt yerine yazdık ve sonucumuz çıktı. Ha şunu da söyleyelim. Bazen sorularda bize içler dışlar çarpımı yaparak da verebilir. Bazı kitaplarda şu da yazar yani V eşittir i çarpı r diye de karşınıza çıkabilir. Buradan da çözebilirdiniz. Sıkıntı yok. Hemen geçtik diğer bir soru kalıbımıza. Grafik okumayla alakalı bir soru kalıbı. Grafik okurken neye dikkat ediyorduk? Düşey eksende okuduğum değeri, yatay eksende okuduğum değere bölüyordum. Eğim alıyordum. Ama potansiyel fark akım grafiklerinde. Burada da bize potansiyel fark akım grafiği vermiş. Demiş ki potansiyel fark akım şiddeti grafiği verilen X ve Y iletkenlerinin dirençleri sırasıyla Rx ve Ry'dir. Buna göre Rx bölü Ry oranı kaçtır? Grafiklerin kesim noktaları da bizlere işaretli olarak gelmiş. X'in kesişim noktası ahanda burası. Karşı eksen şuraya alfa dersem eğer X ile alakalı. Karşısındaki değer yani şöyle yazdım. Rx eşittir 18 bölü. Komşusundaki değer buraya kadar 6 birim. 18 bölü 6'dan X direncimizin değeri 3 ohm olarak çıktı. Aynı işlemi Y iletkeni için de yapacağım. Şuraya da beta dersem karşısındaki kenar şurası yani 12 birim. RY dedim. 12 bölü komşusundaki ise ta buraya kadar geliyor. 9 yani arkadaşlar. 12/9 sadeleştirmemi yaparsam 3'e böldüğüm zaman 4, 3'e böldüğüm zaman 3. Henüz işlemin bitmedi. Çünkü bana diyor ki RX/RY oranı kaçtır? O halde bulduğum sonuçları yazayım bir. RX/RY bir de ilkokuldan bir bilgi lazım bana. Eğer iki tane böyle bölmeli durum varsa birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyorduk. X'i aynen yazdım o zaman 3. Y'yi de ters çevirip çarpıyorum. 4 bölü 3'ü ters çevirirsem 3 bölü 4 oldu. Bunu da çarptığım zaman 9 bölü 4'müş arkadaşlar. X'in Y'ye oranı. Bu arada şurada dikkat etmeniz lazım. Bazen sorularda sizi kandırmak için burayı akım şiddeti, burayı potansiyel farkı şeklinde verebilir. Yani çapraz verebilir. O durumda biz de bunları ne yapacağız? ters çevireceğiz. Aynen adam bu x'i y'ye y'yi x'i yazarsa biz de payı paydaya paydayı da paya yazarak işlem yapmamız gerekiyor. Haberiniz olsun. Dikkat dikkat dikkat. Diğer bir devre elemanımız arkadaşlar. Şimdiye kadar ne gördük? Voltmetre gördük. Ampermetre gördük. Bir de direnç gördük. Direnci de işte böyle birazdan bağlayacağız ama bu da reostada var. Reostamız değişken direnç anlamına geliyor. Elektrik devrelerinde akım şiddetini ayarlayabilmek için kullanılan değeri değiştirilebilir dirence reosta denir demiş. Değerini değiştiriyormuşum yani nasıl yapıyorum bunu sürgüsünü sağ veya sola hareket ettirerek yapıyorum. Burada neye dikkat etmem lazımmış ya bunları bil demiş. Bakalım neymiş bu? Demiş ki arkadaşlar reosta'nın sürgüsünün bulunduğu yere göre akımın ne kadarlık direncin üzerinden geçeceğine dikkat etmemiz lazımmış. Yani buradaki e, kısma göre düşünecek olursak eğer ben reosta'nın sürgüsünü burada vermişsem akım dolanacak buradan gelecek buradan sürgüye sürgüden sonra şu kadarlık kısmı üzerinden geçiyor. Ben sürgüyü bu tarafa kaydırırsam eğer bu kadarlık direnci alırım. Biraz daha bu tarafa kaydırırsam bu kadarlık direnci alırım. Yani akımın geçeceği kadarlık parçanın direncini almam lazım. Ve bir bilgi bilgimiz daha var. Rüyostan'ın sürgü yönleri sorularda farklı biçimlerde karşımıza çıkabilirmiş. Burada soldan vermiş sürgüyü ama sağdan verebilir, alttan verebilir, diğer taraftan alttan verebilir. Yine neye dikkat etmem lazımmış? Akım ne kadarlık parçanın üzerinden geçiyor? Buna bakmam lazımmış arkadaşlar. Aksi takdirde zaten soruları kaçırmaya başlarım yavaş yavaş. Dikkat! Reos'ta sürgüsü nereden verilmiş? İlk buna bakacağım yani. Bir örnek vermiş. Demiş ki Reostan'ın sürgüsü O, K ve L'ye sırasıyla getirildiğinde devreden geçen akımları bir hesapla. Şimdi ohm kanunumuz bize derdi ki V eşittir I çarpı R ya da i eşittir buradan çekersem r çarpım durumunda olduğu için v bölü r tek tek v bölü r'lerine bakacağım. E pilimin gerilimi zaten soruda verilmiş bana aslında 60 volt diye. O halde ben kısım kısım ne kadarlık dirençlerin üzerinden geçtiğine bakarsam sorunun %80'ini halletmiş olacağım. Öncelikle o noktasından eğer sürgüyü o noktasından hemen böyle aşağı indirirsem ben 5 buradan, 5 de buradan 10, 5 de buradan 15. O halde r o dersem buna 15 demem lazım. Çünkü tamamından geçti. K noktasına gelindiğinde ise arkadaşlar şu noktadan itibaren bakıyorum. 5 buradan 5 de buradan. O halde arkadaşlar K noktasındayken toplamda 10 onluk bir direncim varmış. Son olarak bir de demiş ki L noktasına getirirsem. L noktasına getirdiğim zaman da sadece şu kadarlık kısmın üzerinden geçiyorum. O halde R, L de neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. Yani ilk durumda 15. Sonra 10. Sonra 5 oluyor. Ben direncimi giderek azaltıyorum. Bakalım şimdi direncim giderek azaldığında akımlarım nasıl değişiyor? Hemen kontrol ediyorum. O noktasındayken gerilimi o noktasından itibarenki dirence bölmem lazım. Gerilimim 60 volttu. Bölü dedim. 15 onluk bir direncim var. 60 bölü 15'ten o halde birinci durumda arkadaşlar 4 amperlik bir akım elde ediyormuşum. İkinci durumda gerilimim değişmedi yine 60. Bölü dedim. Toplamdaki ne kadar direncim vardı? 10 ohm. 60 bölü 10'dan bu sefer de 6 amperlik bir akımım geçiyormuş. Son olarak L noktasına kaydırdığım zaman sadece 5 ohmluk bir direncim var. Gerilimim yine değişmedi 60 bölü 5 dedim 60'ı da 5'e bölersem toplamda 12 amperlik bir akım geçiyormuş. Bu sonuç önemli. Bu sonuç niye önemli? Yorum yapmamız açısından önemli arkadaşlar. Bakınız direncimiz bu tarafa doğru azaldı. Direncimiz azaldığı her adımda akım 4'ten 6'ya 6'dan da 12'ye çıktı. O halde şöyle bir yorum yapabilirim. Eğer i azalırsa R artıyordur ya da R azalıyorsa onu da farklı kalemle gösterelim. R azalıyorsa i'nin de bu sefer artması lazım. Yani deriz ki akımla direnç birbirlerine ters orantılıdır. Hemen geçiyoruz dirençlerin bağlanması konusuna. Arkadaşlar aşağıda görmüş olduğumuz bir yeşil devre kartı. Şu minik minik gördüğümüz şeylerin hepsi arkadaşlar direnç. Arada gerçi bir tane de diyot var ama o şu siyah olan bizim şimdilik işimize yaramayacak o bir devre parçası. Biz burada dirençler üzerinden inceleme yapalım. Burada direnç var, şurada direnç var, burada daha büyük dirençler var. Aşağı geldim. Şurada bir tane daha direnç, şurada bir tane daha direnç, şurada direnç, şurada direnç. Yani bir sürü direnç var devremizde. Yani dirençler devrelerde çok fazla şekilde ve çok e, karmaşık şekillerde birbirlerine bağlanabiliyor arkadaşlar. Demiş ki elektrik devrelerinde genellikle çok fazla sayıda direnç kullanılır. Birden fazla direncin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen dirence de bla bla denir. Ne denir? Eş değer direnç denir arkadaşlar. Eş değer direnç denir. Ve eş değer direncimiz R eş harfiyle gösteriliyor sembol ile temsil ediliyor. Şimdi bu R eşi biz seri ve paralel bağladığımızda nasıl oluyormuş bir de ona bakalım. Seri bağlama dedik devrede dirençlerin birer uçlarından ortak olacak şekillerde bağlanmalarıymış. Yani burada R1 ile R2 şuradan bağlanmış. R2 ile R3 buradan bağlanmış. Her biri kendi arasında aslında tek noktadan ortak bağlanmış. Ve şuna dikkat edelim. Bakınız I, 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 I hepsinden geçen akım eşit. O halde ben dirençleri seri olarak bağlarsam üzerlerinden geçen akımların aynı büyüklükte olduğunu söyleyebilirim. Demiş ki bize konu anlatım kısmında dirençler seri bağlandıklarında üzerlerinden geçen akım şiddetleri şimdi gördük eşit büyüklüktedir. Potansiyel farklı ise direnç büyüklükleriyle hmm, nasıl paylaşılır? O halde bir düşünelim. V I R idi. Burada yazmışım V I çarpı R diye. Hoppa, I aynı, R artarsa o zaman V de artar. Hop, çıktı karşıma neymiş? Potansiyel farkları direnç büyüklüğüyle doğru orantılı olarak paylaşılıyormuş arkadaşlar. Doğru orantılı olarak paylaşılıyor. Ve ohm kanunu bize diyordu ki V eşittir I çarpı R. Her şekilde kullanabiliyordum bunu. O halde pilimin potansiyeli için şunu kullanabilirim. Birinci direncime bağlı V1. ikinci direncime bağlı R2. Üçüncü direncime bağlı V3. Bunların toplamları pilden gelen V potansiyeline eşit olması lazım. Yani diyorum ki V1 artı V2 artı V3 neye eşitmiş? pilin potansiyelini aha da buraya eşitmiş. Ve V'ler hakkında da şöyle bir bilgi var. Her bir direnç üzerinden geçen akım neydi? Doğru orantılıydı. Şey akım diyorum pardon potansiyel fark doğru orantılıydı dirençle. O halde burayı şöyle düzenlersem I çarpı R eş eşittir I çarpı R1 artı I çarpı R2 artı I çarpı R3. Hoppa hepsinde akımlar ortaktı. O zaman biz bu akımları gelin bir sadeleştirelim. I'lar gitti. Şunlar hepsi birbirini götürdü. Elimde ne kaldı? R eş eşittir. R1 artı R2 artı R3. Bu bana neyi gösteriyor? Eğer ben dirençleri birbirlerine seri olarak bağlarsam eş değer direnç diğer dirençlerin toplamı kadar oluyormuş. Tek başına bir direnç gibi ifade edebiliyormuşum yani. Dilerseniz bunu bir soru üzerinde bir görelim. Demiş ki sorumuzda Dirençleri verilen devre parçasında FC noktalar arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? Tek noktalardan bağlanmış. Bakınız 2 ile 5 şuradan bağlanmış. 5 ile 4 bu noktadan bağlanmış. Tek nokta ortak olunca seri bağlı olduğunu söylüyorduk. O halde R eş eşittir 2 artı 5 artı 4 dedim. 2 5 daha 7 4 daha 11 yaptı arkadaşlar. Demek ki 11 ohmluk bir direncim varmış. Ben bunu şematik olarak da göstermek istersem şöyle yapabilirim. Bir tane direnç gösteririm buradan. Buna da yazarım ki 11 ohm. İşte bu 3 direncin yaptığı işi tek başına 11 ohmluk bir direnç yapıyormuş sevgili arkadaşlar. Hız kaybetmeden bir diğer soru kalıbımıza bakıyoruz. Kesitleri ve uzunlukları verilen ABC iletkenleri demiş. Şunu unutmuşum hemen yazayım. Şu A, şu B, şu da C iletkeniydi. İletkenleri aynı maddeden yapılmıştır. C iletkeninin direnci R ise devrenin eş değer direnci kaç R'dir? Şimdi burada neyi bilmem lazım? Elektrik kısmının ilk bölümünde biz direncin bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri anlatmıştık. İletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler de şöyleydi. R eşittir rho çarpı l bölü a yani öz direnç maddenin cinsine bağlıydı. L dediğimiz maddenin uzunluğuydu. A dediğimizde de kesit alanıydı. E bana soru ne dedi? Bunlar aynı maddeden yapılmışlar. O halde rho'lar aynı. Rho'lar üzerinden konuşmayacağım. Sadece L ve A'ların üzerinden konuşacağım. C'nin direncine R demiş. O halde C'yi bir yazalım. R C dedim eşittir rho çarpı uzunluğu L kesit alanı 2A. Rolardan konuşmayacaktım ama diğerlerinde de karşılaştırma olduğu için onlarda da karşıma çıkacak. Zaten sadeleşecek. Elimde paydada 1 bölü 2 var. Şöyle düzenlesem ben bunu. 1 bölü 2 çarpı ro L bölü A gördüğüm zaman ben buna R diyecekmişim. Soru veriyor bunu bana. Diğerlerini de yani B ve A iletkenlerini de burada gördüğüm bilgilere göre R cinsinden yazmam lazım. O halde dedim ki R A eşittir. Yine direncimin aynı maddeden yapıldığı için rosu var. A'nın boyu L kadar kesit alanı da 1A olarak verilmiş. Şimdi r L bölü A ifadesini gördüm. Aha da şurada da vardı. Ben bunun yarısına R diyordum. İkiye böldüğüm zaman R diyordum. O halde R ne demem lazım sevgili gençler? 2R demem gerekiyor. Bir de B'yi bulmam lazım. RB dedim eşittir. Rho çarpı uzunluk 2L kesit alanı A. Bunu da şöyle düzenleyeyim. 2'yi başa atayım. Rho L bölü A gelsin. Ben yine R bölü A'yı burada gördüm mü? Aynısı. Ne diyordum? Yarısını araya diyordum. Bunun o zaman iki katının iki ile çarpılmış hali. O halde ne diyeceğim? R B için 4 R demem lazım. Sorumun yüzde ellisini çözdüm aslında. C dediğim direnç R kadarmış. B dediğim direnç bunun 4 katı olduğu için 4 R'ymiş. Bir de A dediğim direnç bu da R kadarmış. O halde eşdeğer direncim için seri bağlı olduğunda direkt topluyordum. Anın direnci 2R pardon şurası 2R şunu yazmamışım. 2R B'nin direnci 4R bir de C'nin direnci R olarak verildi. 2 4 daha 6 1 daha cevabım 7R olarak çıktı sevgili arkadaşlar. Bakınız ÖSYM bunu yapar. Birden fazla konuda öğrenmiş olduğunuz bilgileri harmanlamanızı bekler. Ne yaptık? Seri bağlı devrelerde kullanmamız gereken yöntemi öğrendik. Bir de geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz işte iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri bir araya getirdik. Hız kesmeden paralel bağlama neymiş? Paralel bağlamada neler yapıyormuşum? Onlara bir bakıyoruz. Devrelerde dirençlerin her iki uçları da ortak olacak şekilde bağlanmalıdır demiş paralel bağlama için. Bakınız burada R1 direncinin sağ taraftaki ucu, R2 direncinin sağ taraftaki ucu ve R3 direncinin sağ taraftaki uçları ortak bir kabloyla birbirlerine bağlanmışlar. Aynı şekilde sol tarafları da ortak arkadaşlar. O halde her iki uçları da ortak olduğu için ben R1, R2 ve R3 dirençlerinin paralel bağlı olduğunu söylerim. Dirençler paralel bağlandıklarında uçları arasındaki bu sefer ne? Potansiyel fark eşit büyüklüktedir sevgili gençler. Potansiyel farklar eşit büyüklüktedir. Akımlar ise direnç büyüklükleriyle ters orantılı olarak paylaşırlar. Ters orantılı olarak paylaşırlar diyoruz. Burada da vermişiz zaten bakınız. I, V bölü R. paydada R var. O halde dirençle akımın ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ne olmuş? Buradan anahtarımı kapatmışım. Pilim devremize bir akım sağlamış. I diye bir akım sağlamış. Daha sonra bu I akımı I3, I2 ve I1 olarak 3 parçaya ayrılmış. O halde I'nın direkt şöyle I1 artı I2 artı I3 şeklinde paylaşıldığını söyleyebilirim. E ben biliyorum ki akımlar dirençlerle ters orantılı. O halde buraya yazarsam I bölü şöyle biraz değişik yazayım. R eş eşittir I1 bölü R1 artı I1 diyorum pardon. V1 bölü R1 V2 bölü R2 ve V3 bölü R3 şeklinde. E gerilimler eşit demiştim. Baştaki de V olacak. I yazmışım. Onu da düzelteyim. Şöyle V olacak. E V, V1'e. V1, V2'ye. V1, V2 de V3'e eşit. O zaman buraları sadeleştirirsem arkadaşlar elimde 1 bölü R'ye eş kaldı. 1 bölü R'ye eş. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 şeklindeymiş. Yani terslerini alıyormuşum ve bu terslerini arkadaşlar topluyormuşum. Ama dikkat bu işlemi yaptıktan sonra bulduğum sonucu bir daha ters çevirmem lazım. Çünkü benim yazdığım şeye göre ne? Payda da R eş var ama bana R eş lazım. Eşler direnç lazım. Bundan dolayı ters çevirmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen bununla alakalı örneğimize bir bakalım. Şekildeki devre parçasında KL uçları arasında eş değer direnç kaç ohmdur diye sormuş. Bakınız burada 3 ve 6'nın sağ ucu yine 3 ve 6'nın sol uçları ortak. O halde ben 3 ve 6'ya paralel derim. Daha sonra 5 ohmluk bir direnç bunların orta noktalarından bağlanmış. 5 ohm bunları tek noktadan bağlandığı için buna da seri derim. Yani hem seriliği hem de paralelliği bu soru üzerinden göreceğim. Öncelikle paralel kısmı çözümlüyorum. 1 bölü R paralel dedim eşittir. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Bunu 2 ile genişlettim. Bunu 1 ile genişlettim. Gerçi 1 ile genişletme sayılmaz ama 2 buradan. Bir de buradan 3 bölü 6 imiş. 1 bölü R paralel kısmı. Ama bana ne lazım dedim. En son ters çevireceğim. O halde R paralel için ne demem lazım? 6 3'ten 2 10 diye. Burada hemen arkadaşlar bir parantez açmak istiyorum. Beşlik direnci bunların üzerine eklemeden hemen önce matematiksel bir ifadedir. Ama kitaplarda bunu ayrı bir formül gibi yazar. Vay hocam sen bize niye anlatmadın demeyin. Şöyle yazdım. 1 bölü R paralel. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 şeklinde yazsam. Ve normal şartlarda bunu R2 ile bunu da R1 ile genişletsem ne geliyor elime? Şu taraf R2 artı şu taraf R1 bölü R1 çarpı R2 geliyor. 1 bölü R paralel. Ha, demek ki toplamları bölü çarpımları geldi ama payda da. O halde arkadaşlar ben bu paydadaki ifadeyi aradığıma göre ne yazabilirim burası için? Şuradan bir ok çıkartırsam R paralel eşittir çarpımlar bölü toplamlar şeklinde de yazabilirim sevgili arkadaşlar. İki tane direnç olduğu zaman çarpımlar bölü toplamlar derseniz de direkt o paralel koldaki direnci bulmuş olursunuz. Hemen şurada bir deneyelim isterseniz. 6 çarpı 3 18 6 artı 3 9 18 bölü 9'dan 2 bulmam gerekiyordu ki ben de zaten yaptığım işlem neticesinde kaç buldum 2. Neyse o kısmı parantezini şimdi kapatabiliriz. Sorumuza dönelim. Soruda bize toplamda KL uçları arasındaki direnci soruyordu. R, eş dedim. Sol taraftan 5 var. Seri olarak bağlandığı kolda da ne bulduk? 2 getirdim yazdım buraya 2'yi. 5 2 daha demek ki 7 ohmluk tek bir direnç varmış gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Hemen geçiyorum diğer bir soru kalıbıma. Demiş ki bize şekildeki devre parçasında KL uçları arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? Toplamda 2 4 5 tane direnç var. Bunların önce bir analizlerini yapalım. 6 ve 12 şu uçlardan ve bu uçlardan birbirlerine paralel. O halde 6 ve 12'yi paralellik işlemine sokacağım. Ondan sonra 4 ohmluk bir direncim varmış. Tek noktadan ortak olduğu için bunu serilik işlemine sokacağım. Alt tarafa geçtim. 3 ve 5 var. Tek noktadan ortak oldukları için bunlara da serilik işlemini sokacağım. En son KL uçlarında bakınız bir üstten gidiyorum. Bir de alttan gidiyorum. Yani şu uçlarla şu uçlarda ortak olduğu için en son üst ve alt kolu bulup paralellik işlemine sokmam gerekiyor. Öncelikle 6 ve 12'yi bir hesaplayalım şurada. Az önce öğrendiğimiz yöntemden R paralel eşittir. 6 çarpı 12 bölü 6 artı 12'den 18 dedim. Şu şunu götürsün 3. Bu da bunu götürsün 4 kaldı. Demek ki üst kolda 4 varmış. Bir de üst kolda serilik vardı. Şuradan 4 bunlara bağlıydı. O halde R üst dedim ona. Sol taraftan 4 geldi. Sağ tarafta da paralellikten biz 4 bulduk. 4 artı 4'ten üst kolumuzun direnci 8 olmuş. Geldim alt tarafa. Alt tarafta da arkadaşlar yine serilik var. 3 ve 5 tek noktadan bağlandıkları için birbirlerine seriler. O halde 3 artı 5 dedim. Buradan da yine 8 ohmluk bir direncim çıktı. Ama işlemim henüz bitmedi. Çünkü bana KL arasındaki eş değer direnci soruyordu. Üste 8, altta 8. O halde onu da şuraya yazalım. En son R eş çarpımlar bölü toplamlardan yine. Çarpımlar 8 çarpı 8. Toplamlar 8 artı 8'den 16. Şu şunu götürsün 2. Şu da bunu götürsün 4. O halde sonucum neymiş arkadaşlar? 4 ohm. Yani bu kadar direncin yapabileceği işi tek başına şöyle bir 4 ohmluk direnç de Kale arasına koysam olurmuş. Peki hocam bu kadar karmaşık bir şey varken biz böyle sade bir şeyle halledebileceksek o halde niye bu kadar çok Direnç koyuyoruz. Arkadaşlar devredeki akımları bölerek ilerlediğimiz için bazen böyle hani e, karmaşık devrelerde devrenin bir kısmı işte 3 amper bir kısmına 2 amper bir kısmına 1 amper falan böyle dağıtmam lazım. Ondan dolayı karmaşık devre yapısı kullanıyorum. Peki hocam o zaman ben niye iş değer direnci hesaplıyorum? Bunu da arkadaşlar devremiz ne kadar akım çekecek? Bunu görmek için hesaplıyoruz aslında. Devremizin çektiği akımı buraları sonra paylaştıracağız. Onu da bir sonraki dersimizde göstereceğim sizlere yine. Evet arkadaşlar konu biterken elektrik akımı direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişkiyi gördük. İşte gerilimin akıma oranının iletkenin direncini George Simon 10 bize söyledi. Sonrasında da dirençlerin seri ve paralel bağlanmalarını birlikte gördük. Hatta karmaşık devreleri de böyle hafiften bir gösterdim sizlere. Peki hocam bize bu kadar soru yeter mi? Konu anlatımı soru bankasındaki tabii ki yetmez. Bizler canavarız arkadaşlar. Soru canavarıyı soruları yememiz lazım. Bundan dolayı Dinamo soru bankamız sizin yanınızda. Neyi görmemiz lazım? Nereye kadar çözmemiz lazım hocam? Hemen bakıyorum. Arkadaşlar elektrik devrelerinin ilk kısmına başlıyoruz. 18. sayfadan başlayacağız. En son nereye kadar? Üreteçlerin seri bağlanmasına kadar. Yani 29 numaralı sayfaya kadar. Şuradan bir bakayım. Nelereymişiz? 18. sayfada öncelikle elektrik devresinde basit kısımlar var. Sonrasında akım potansiyel fark arasındaki ilişkiyi gösteren sorularımız var sonrasında dirençlerin birbirlerine bağlanması işte reostamız seri bağlanma var. Seri bağlanmadan sonra paralel bağlanmalarımız var ve dirençlerin karışık bir şekilde bağlanmaları var ve ta ki nereye kadar gidiyor? Karışık dirençli devreler üreticilerin seri bağlanması dedi. 28 numaralı sayfadaki şu FL yazan sorumuza kadar arkadaşlar sorumlusunuz. Bir sonraki dersimizden önce çözünüz. Yapamadığınız sorular varsa tak hemen ne yapıyorsun? Tats uygulamasından kare kodu okutuyorsun ve soruların video çözümlerine ulaşıyorsun. Bir sonraki dersimizde görüşeceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde bir de ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorumuz ekranlarınızda. Cevapları yorumlara bekliyorum. Bir sonraki dersimize kadar ödevlerinizi yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.